açıkçası yani hani bir onu anlattım şimdi bunu anlatayım gibi bir şeyden daha ziyade ben böyle kendimi de biraz içinde bulduğum bir dünyayı tasvir etmeye çalıştım. Bu da bir şekilde böyle bir yani daha iyi tarif edebileceğim bir dünyayı aslında anlatmaya çalıştım. Ve bu da nihayetinde böyle Türkiye'nin daha batılı kesimi, daha kendini aydın olarak konumlandıran ve bugüne kadar konumlandırmış olan işte daha hani beyaz Türk denilen, daha kendini elit olarak tanımlayan bir kesimi tarif etmeye çalıştım. Ama nihayetinde hani benim için yapmak istediğim şey biraz da çoğunlukla da yaptığım gibi bu kesimin davranış biçimlerini anlatmaktı. Dikkat etme, onları çok dikkatli seçmen lazım. Yapıştın kaldın üstüme ya, Allah. Valla açıkçası bu sorunun cevabı bende yok çünkü ben gidemedim festivale. Hani benim için geri dönüş sadece senaryo ödülüydü. O yüzden de bunun çok memnun oldum yani bir özellikle senaryo ödül gelmesine ayrıca bir sevindim diyebilirim. Hani çünkü filmi zaten başlatan şeyin senaryo olduğunu düşündüğüm için senaryo ödülü gelmesi önemliydi. Bugün aklıma ne geldi? Ben kitap yazayım diyorum. Nereden aklına geldi şimdi bu? Kafamda çok şey var tabii. Ama yazmak zor. Çekim aşamasından daha çok biz film çekime girmeden provalarda çözmeye çalıştık. Yani böyle bir ona biraz dikkat etmeye çalışıyorum ve bunları mümkün olduğunca çok yapıyoruz. Yani sete çok fazla bir şey bırakmamaya çalışıyoruz oyunculuk anlamında. O yüzden de daha çok biz bunu filmden önceki hazırlık aşamasında gerçekleştirdik aslında filmdeki oyunculuk durumunu. Şermin'i unutur musunuz? Ben de dedim Şermin'e ortaklık teklif edince küstü bana. Aykut geldi bugün. İş verdim ona. İş mi ya? Handan kafa yani bu aslında çoğunluğa göre bu filmin şöyle bir durum oldu. Tabii ki de yani büyük ihtimalle çoğunluktan dolayı bu filmi biz, Kültür Bakanlığı paramız yoktu bizim çoğunluktayken. Yani seçilmemişti film. Bu film Kültür Bakanlığı'ndan bir para aldı ve bizim hani filme başlayabilmemizi sağladı. Ama hani onun haricinde böyle biraz yani yine böyle bir özveriyle yapıldı. Daha fazla bir maddi gelirimiz de yoktu şu anda hatırladığım kadarıyla. Bir yurt dışı fonu vardı. Hani oradan bir post prodüksiyonu oradan karşılayabildik. Onun haricinde yine her zamanki gibi Türkiye'de film yapmanın azizlikleriyle bu filmi de yaptık. Bence şöyle bir zorluk vardı bu filmde. Yani birinci filmden bağımsız olarak. Yani bir mekanlara girmek yani İstanbul'da çekim yapmak çok daha fazla zorlaşmıştı bu geçtiğimiz 5 sene içerisinde. Yani bizi bu durum bayağı zorladı. Çünkü böyle artık İstanbul koca bir film setine dönüşmüş meğersem ve biz hani bunu yaşamış olduk. O yüzden o noktada bayağı zorlandığımı söyleyebilirim mekanlarda. Bir daha çek, bir daha çek. Şermin, bu densizler kim? Yapabilen herkesin film yapmaya devam etmesi lazım. Yoksa çok kötü bir gidişat içerisindeyiz. Bir de bu gösterim şu anda Beyoğlu Sineması'nda yapıldı. Beyoğlu Sineması'nın da durumu biraz vahime doğru gidiyor. Kiralar ödenemiyor. Bütün Beyoğlu'nun genelinde olduğu gibi. Ve burası da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. O yüzden de biraz Beyoğlu Sineması'na sahip çıkmamız lazım. Handan Hanım, size bir şey söylemem lazım. Ay yapma ya. Ay iğrenç.